Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz Gülşah Hanım bizimle. Aslında ben ona Gülşah Hanım derim, Gülşah bizimle derim çünkü o tek isimle bilinen milletvekilimizdir. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyelim Gülşah Hanım'a ve böyle bir resim çeksin bize neler oluyor. Onu böyle bir çerçeveye oturtalım çünkü işler ayyuka çıkıyor artık. Kim kimin arkasına saklanıyor, gölgelerde kimler var, neler oluyor biliyorsunuz Gülşah Hanım dümdük konuşur. Parmanın arkasına saklanmaz. Ondan duyalım neler oluyor. Evet, evet hoş geldin. Hoş Günaydın. bulduk. Günaydınlar. Günaydınlar. Teşekkürler. Davet Hakikaten zor bir zamandayız değil mi? Yani bu kadar yeteneksizliğin, bu kadar basiretsizliğin, iktidarın iktidarla alakası olmadığı bir bir zamandayız. Ansızın iktidar şeyi pırıltısı gördüm Ünal Üstel'de böyle. Ve diyorum ki şimdi bu iktidar pırıltısı mı bir şeyler mi yapıyor canlandı mı yoksa e, Sayın Atun'un kellesini kurtarmak için e, birkaç kişiyi feda, et, feda mı ediyor kurnazlık mıdır? Necizane bilemiyorum. E, be, bir vekil olarak e, bunların içerisinde olarak ne söyleyebilirsiniz bize bu konularda? Vallahi şimdi direkt olaya dediğin gibi dümdük geleceğim. Bu işin kurtuluşu nedir bilirsiniz? Bu noktadan yani memleketin kurtuluşu demem bu hükümetin toparlanması için. Evet. Çünkü yani bu onu bozo birini gur seçime git noktasında e, bu gidişle zaten halkımız ne yazık ki o kadar bir siyasete küsmüş durumdadır. Ve Çok. siyaset o kadar bir yerlerde sürünmektedir. Ve kişisel bağlamda güveni olduğu kişilere dair e, yapmış olduğu eleştirilere baktığımızda veya işte serzenişlere baktığımızda umudunu yitirmiş durumdadır herkes. Aynen. Bu ülkenin yönetilemeyeceğini düşünüyorlar. Doğru. Şimdi bu raddede e, tabii muhalefetin e, önemi büyük. Tabii. E, fakat son dönemde muhalefetin de etkisinin azaldığına inanıyorlar aslında. E, ve öyle bir e, durum yaratılmış zaten. Ben muhalefetin... Sizlerin eksikliği ortada söylüyorum. Muhalefetin evet. e, güçlü bir şekilde devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii e, ezelden beri Cumhuriyetçi Türk Partisi büyük muhalefet olarak e, biliyorsunuz e, faaliyettedir. Evet. E, genel anlamda içerisinde çok değerli arkadaşlarımız var. İşte başkanları da arkadaşımızdır. Benim okul arkadaşımdır Sayın Tufan Erhülman. Hmm. Benden bir yaş büyüktü sanırım ya da iki yaş. E, Kendisini de çok iyi tanırım. Ee, i̇çerisindeki pek çok arkadaşı da çok iyi tanıyorum. Hepsi iyi niyetli. Ee, bir, birçoğu da konusunda uzman arkadaşlar ama e, zaman içerisinde e, bu kanadında e, aslında çok fazla e, realistik ve real politika noktasında e, oldular. E, olamadığını da ben görebiliyorum hükümetlere de girdiklerinde. Hı. Tabii ki koalisyon Hükümetleri kolay bir durum değil. Değil. Ve Türkiye ile çok. olan ilişkiler de bununla birleştiğinde ne yazık ki bizim ülkemizdeki pek çok siyasinin işte Türkiye ile ilişkiler noktasında sürekli olarak ortalığı karıştırması ve e, muamele noktasında da hükümetlere e, farklı farklı bakış açıları yaratması sıkıntı. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde bu ülkenin toparlanması için değil bu rezilliğin bitmesi için ne yapılması gerekiyor? Evet yani toparlanmayı bıraktık rezillik bitmiyor. Bu rezilliğin artık. bu rezillikten kurtulmak için. Bu rezilliğin <laughs> sebebinin açık açık konuşulması gerekir. Ben ha, söyleyeyim size sebebini. Tespit nedir? yapalım. Evet. Hükümetteki şu anki rezilliğin sebebi nedir? Hükümet ortak küçük ortaklarını hiç konuşmuyorum. Onlar sadece oturdukları koltukta mutlular. E, ne kadar kendilerine bir şeyler yontabilirler böyle noktasında. Geviş onlar. getiriyorlar diyelim böyle. Nokta odur. Olur da Nettir evet. yani. Netdir. E, şimdi ulusal birlik partisinin yapması gereken nedir biliyor musunuz? Nedir? E, olası Başkan olmak isteyen herkesi o kabineden alması gerekir. Heh. yani tamam. başkanlık ihtirası. E, Başladı zaten yarış. Parti başkanlığı yoksa e, başka parti başkanlığı. Şimdi parti başkanlığı, evet. ne oldu? 161 ile kazanan bir başkan bir şekilde işte e, biraz da e, cumhurbaşkanının e, müdahil olmasıyla e, hükümet kurulumuna birilerinin köprüsü noktası olmasıyla, birilerinin başkalarıyla Türkiye'deki siyasetle, siyasilerle ilişkileri noktasında başka şeyler karıştı, karıştı, karıştı. Gelmiş olduğumuz noktada %61 evet. oy alan bir başkan doğru yaptı demiyorum hep. Yanlışları çok evet. Ama temizlendi. Temizlendi. Yerine Ünal Bey işte en yaşlısı herhalde diye düşünülerek biraz daha evet, getirildi. Mantığıyla da düşünebiliriz. Evet. Tamam mı? Evet. Ondan önce şuana baktığımızda zaten Ersan Bey'in nasıl e, başbakan olduğuna ve o hükümetin nasıl kurdurulduğuna baktığımızda e, e, Kıbrıs Türk'ü artık ne düşünecek? ve Burada yaşayan insanlar. Eğer bu ülkenin yönetimi doğru bir noktaya gitmek isteniyorsa yönetimi e, biraz aklınızı kullanın arkadaşlar diyorum ben artık. Tabii. Gerçekleri konuşun. Tamam mı? Gerçek şudur. E, bu ülkeye hizmet verebilmesi için artık hükümetlerin e, kendi parti içerisinde partisel e, kavgalarını ve e, menfaat noktasında tekrar seçilme noktasındaki şeylerini bir tarafa bırakması lazım. Şimdi Doğru. bu insanlar bırakamıyorlar. Değil mi? bırakamıyorlar. Yani tekrar orası da çok noktasını hiç kimse bırakamıyor. Evet. O muhalefette de var. O sıkıntı. Maalesef. Tamam. Evet. Yani muhalefeti yaparken reel politika noktasında gidilemiyor. Reel politika noktasında gidildiğinde bir kısım vatandaş bunu etkili bulmuyor. Ben zaten son dönemde birkaç kişiyle yapmış olduğum, geçen gün bir şey oldu birkaç örnek vereceğim Sen Ne istediğini anlamadım bu insanların artık. Yanlış anlamadım. <laughs> Başkan yani. olmanın şeyi e, ne, nedir ihtirası? Yani bu topluma bir tek en iyi ben mi hizmet ederim midir? Bir. Yani, İkincisi evet. bu işin mamması o kadar boldur ki illa oraya ben geçmeliyim. Çünkü yedi süreleme yetsin. O mudur? Artık açık konuşalım. E, dördüncüsü de artık kişisel ihtiraslardır. Yani başkan olayım, yöneteyim e, ve benim dediklerim olsun. Yani toplumculuk mudur? İşte mamadır, mama mıdır bu işte? Ya da kişisel ihtiras mıdır? Çünkü tamam. ben Anlayamıyorum. Çok ben anladayım içine girdikten Lütfen, sonra. Evet. Yani çok söylerler diye siyasete bulaştığın çıkamayan hastalıktır. Doğrudur. Doğrudur diyorsun. Yani ben <laughs> siyasetle <laughs> hiç... Çünkü siyasete, siyasetin getireceği mamaya senin hiç ihtiyacın yok yani biliyorum. Doğrudur. Ailece. Yani, evet, aynen ha. öyle. Ben şu anda kendi işime yüzde yüz odaklandığım daha takdirde para çok para daha yapacağım. fazla huzurlu, mutlu ve de aynen. refah içerisinde olurum. Çok doğru. Hiç çok bu doğru. kadar da ezilmem, sokaklarda da dolaşmam Karpaz'dan Lefke'ye kadar. <laughs> doğru. Ya gerçekten. Yani arabalar, e, kullandığımız arabalar e, zaten öyle yıplandı, bir yıprandı ki e, dünya kadar servis parası, dünya kadar işte orasını vurduyduk, burasını dedirdik parası verecek yani gerçekten. Ya inanıyorum. Ya Oturduğum Tabii. yerde otururum, işime giderim, gelirim paramı kazanırım, çocuğumla birlikte tatillerime giderim. Kendimi de bağlamam o meclise. Biz çünkü 3 sene o meclisten çıkamadık. Yok yazda dokunulmazlık komitesiydi. Yok bilmem ne yasası üretecektik. Yok şunu düzeltecektik. Yok şuna hesap verdirecektik. Yani Sağ olsunlar işte ondan sonra da Karşılığını aldık. Aldım. Ne diyeyim artık. <laughs> Öyle, Şimdi evet, <laughs> o kötü değil. Yani ben e, halk gerçekten bana karşı ciddi anlamda e, ilgili ve takdire şu an bir sevgisi olduğu de. için ben, o beni mutlu motive eder. E, geleyim şeye. Başkan olmak ne demek? Evet. evet benden siyasete girdikten sonra bu siyasetten çok kolay kurtulamayacağını anlayan bir kimseyim. Ki daha önce siyasetten anlayış ilgilenmezdim. Fakat bu yapının içerisine girince nasıl işlediğini öğrendiğim için dışarıdan dahi siyaset içerisinde yani mecliste olmasam da size çok sağlıklı e, yorumlar ve tabii, tabii. E, öneriler yapabilecek tabii. konumdayım çünkü işimin de getirdiği tecrübeler var zaten siyaseti ondan birleştirdi. E, ben de başkan olmak istemez miyim isterim? Başbakan olmak istemez miyim isterim? Cumhurbaşkanı olmak istemez miyim isterim? Ama böyle olmam be kardeşim. Hmm. Böyle olacaksam ben ne başkan olurum? Ne başbakan olurum? Ne cumhurbaşkanı olurum? Yani o koltuğa oturacağım diye bütün inancımı, bütün düşüncelerimi kendi iradem dışında şekillendireceksem, genel anlamda konuşuyorum, evet, halkın evet. sağa uyguladığı e, baskı, e, dışarıdan sağa gelecek olan baskı, içeriden sağ gelecek olan baskı, zümrelerin sağ yapacağı baskı, dernetlerin işte şu kadar üyem var benim tabii, deyip tabii. işte gidip onlara e, şirin görünmen gerekiyorsa o baskı, ve sen eğer doğruları söyleyip doğruları da yapamıyorsan sırf orada oturup mutlu olup tekrar seçilmek için veya tekrar başkan olmak için, tekrar başbakan olmak için tekrar cumhurbaşkanı olmak için uğraşıyorsan bu ülkeye zaten hiçbir şey veremem. Şimdi doğru. bu gelmiş olduğumuz 10 senelik, son 10 seneyi söyleyeyim. Öncesi de öyleydi ama. Şimdi öncesinde biz neyiz? Niye bu kadar rahatsız olmazdık bilirsiniz? Niye? Çünkü en azından mevkilerde en baştan en aşağıya kadar Bilmiyorum. nispeten liyakatlı, ehliyetli kişiler vardı. Heh. Nispeten. Tabii. Bakanlıklarda. Açık açık bu torpilidir diyemezdi. Bakanları demiyorum. Bakanlar zaman zaman e, yanlış oldu. Evet. evet. Da zaten öyle gider. Ama bakanın altındaki tüm müsteşarlar ve benzeri büroklar, memuruna kadar bu ülkenin gerçek anlamda o işi hakkıyla... Yapan oraya haklıyla evet. gelmiş, oraya e, bilgisiyle gelmiş, oraya tecrübesiyle gelmiş insanlardı. Evet. Ama ne oldu? Son on beş sene Hep değişti. Artık durumundan. oralara gelen kişiler o kadar çok. Herkesi yani yani işini düzgün yapanları ve gerçekten e, liyakat noktasında sıkıntısı olmayıp, çalışkanlık noktasında ve niyet noktasında iyi niyet olanları tenzih Hı. ederek söylüyorum. Var, Şu anda. Pek çok kamudaki hmm. e, birçok noktada ki iş yapan insanlar o işi yapabilecek kapasitede değiller. Hmm. Doğru yapabilecek kapasitede değiller. Bir şeyler üretebilecek kapasitede değiller. O yüzden sistem çöktü. Ha, şimdi gelelim hükümete. Şimdi başka taraflara girmeden o bölümü tekrar söyleyeceğim. Evet. Şu anda kurtuluş, toparlanış diyelim, kurtuluş değil de. Toparlanış, ee, Ulusal Birlik Partisi kurultayına giderken aday olacak olan olası adayları bu bakanlar kurulundan dışarıya almaları gerekir. Sebebi bunun? Yani hem bakan olup hem aday Şimdi olamaz Şimdi geri ya. devamına geliyorum. Peki. Oraya geri girecek olanlar da aday olmayacaklarına dair bir sözleşme imzalayacaklar. Ha bu şeyin en azından bakanlar kurulu içerisindeki bütün konflikleri ortadan kaldıracak en azından bir uyum birbirlerinin. Bunu yapmadığı takdirde bu yapı bu şekilde devam edecek. Zaten yaşadık. Sayın Ersan Saner'den itibaren yaşanmaktadır. Tabii. Baktığımızda. Öncesinde zaten yaşananlar da var. Tabii. Onun öncesinde Özgür Gün döneminde yaşananlara dönüp baktığımızda. Tabii. Ee, Özgür Gün'ün geliş baktığımızda, tabii. başkanın oluş şekline baktığımızda. Ben Atun'un dekaleti Sayın Tahsin Ertuğrul'una vermesini de ben şeyle bakarım. Yani Ama ne alaka? Ama dakika bilin ya almadı o da. Tabii tabii. Yani şey çok yaptı. mühim bir hikayedir aslında baktığınızda tabii, bu detayda. Tabii tabii detay o geri çevirdi. Böyle bir şey imza atmadı. Eminim çok da haklıdır. Evet ee, kesinlikle. Ama niye, niye dışişlerine bırakılır bir e, vekalet ne bir de? Niye işte e, Enerji Bakanlığı'na hani daha bir yakınlığı var o bakanlıklarda. Ama kişisel bazda herhalde yakın değiller. E zaten şimdi bir şey söyleyeyim size. Normalde bu görevi e, Sayın Olgun amca ona tevdi etmesi lazım adı. Aynen yani uyum oradadır. Bir da direkt e, ver başbakana olsun bitsin. O da evet, uygun gördüğüne evet. şey yapsın. Yani yok aslında biraz da öyle. Şimdi esas sebep şudur. Tabii ki ben yani Hı. herhalde herkes bunu biliyor ama ben biraz da böyle halkanladayım. Şimdi Ünal Bey başbakan oldu. Herhalde e, adamın beklentisi başbakanlık bu dönem yapsın kurultaya kadar da kurultayda başkasına başkanlığı versin değildir. Evet da yani ona bir çaresi olacak mı kendini bilmiyoruz. Elinde mi bu bilmiyoruz. Birileri artık elinden bir tutup buraya getirdiyse birileri de elinden tutup başkan yapar diye um umut edebilir. Ha doğru olabilir. tabii. Yani bunlar tabii. artık bizim ülkemizin ne yazık ki e, artık istemediğimiz düğmeler, gerçekleri. Artık düğmeler iliklenmiş, eller tabii. kavuşturulmuş. Evet. E, artık herkes bekliyor icazet ne olacak. Aynen e, öyle. Anladım. E, zaten muhalefet işte bizim parti başkanımızdan başlayarak e, Cumhuriyetçi Türk Partisi gayrimeşru ilan etti bu hükümeti. Şimdi anayasal bağlamda aslında meşrudur. E tabii canım ben onu artık yani kendi şey da kabul ediyorum. etmiş, kendi tabanını da bunu desteklemiş. Ben meşrudurlar deme ama meşrudur baktığında. Tabii. Ama bu arkadaşlara gayri meşru dedikçe onlar da sorumluluklarını yapmama noktasını kabullenmiş gibi başladılar. Fark evet. farkındaysa. Ya bunlar zaten bizi sallamıyor. O şeye benzer evet. bu. Bir deliye 40 defa deliye ya. yani, Bunlar zaten aldı bu işi şeye ya evet. Yani yanlış anlaşılmasın Şimdi bana belki bazı zümreler, şeyler kızacak ama yani gerçekten artık o kadar bir e, rahatsızdır ki halk. Çok. Ben çok, çok. geziyorum ve mağazada da e, çalışırken pek çok kişiyle e, muhatap, muhatap oluyorum. Artık yani e, kurtar bizi diyor insanlar. Aynen. Yani ben ne de dedim? Yalnız başıma sizi nasıl kurtaracağım? Kurtarabilmem sizi dedim. Birilerinin yok olması lazım artık. Evet. Tabii. Yani orada başka Tabii. sohbetlerim var ama e, bunu e, şimdi televizyondan e. söylemeyin. O en koyu UBP'liler bana ulaşır ve yani bir daha bunlara oy yok. Ben böyle bir kepazelik tamam, falan kaçırmış Kaşırmış insanlar Toplasınlar yani. Toplasınlar şeyin pemelerini. Ben UBP'lilere buradan tavsiyede bulunacağım. Ben akıl verecek değilim herhalde o goca ulusal birlik partisine ama yani artık. Yani, en azından bir öneride bulunalım. E, fikrimi söyleyeyim yani. Tabii. Bu kadar e, tecrübeden sonra buçuk sene onun içerisinde çalıştıktan sonra dışarıda da gezerken pek çok şeye tanık olduktan sonra vatandaşın da bütün söylemlerini, ulusal birlik partilerine bütün söylemlerine baktığımızda ve son dönemde biliyorsunuz Ulusal Birlik Partili eski bir sürü bürokratlar ve şeyler e, çal, şey, e, parti içerisinde aktif olan insanlar tecrübeli yaşa bu konudan o kadar çok sıkıntı ya, yaşadıklarını dile getirmeye başladılar evet. ki demek ki bir şey yapmaları lazım artık. Yapmaları gereken de ilk etapta hmm. kimdir kurultayda aday olacak başkanlar? Ben bilirim kim olduğundan şimdi söylemeyeyim de isim vermeyeyim. Oyunlarını bozmayalım en azından. Bu insanlar en az dört kişidir. Beşincisi de varsa bilmem. O arkadaşların hiçbiri bakanlar kurulunda olmasın. Bakanlar kurulunda olmasın. Ha, şimdi azından... Faiz Bey dışarıdadır ama dur oraya da geleceğiz. Evet. Gelelim. Ama bana numara ver. Kaç tane var bakanlığın içinde başkan olmak bakanlığı, isteyen? Iki, bakanlığı bakanı 3 4. 4 var şeyde. Bak, Bakanlar kurulunda, kurulunda başbakan birlik içindedir beş. dahil. 5 kişidirler şu anda mı evet. arkadaşlar? Yani aslında baktığın zaman aynıileri. Bence diğer 4'ünü de dışarı alalım. Evet. Onlar arazide çalışsın kurultay için. Aynen. Yeni bakanlar. Ben değilim tabii Alacak, alalım diyorum da şimdi hepsi var kızacak bunlar. telefonlar çalışacak şimdi şeyden sonra. Ama var. bu ülkenin şu anda başka çaresi kalmadı. Bunları konuşup bunları aklına sokmamız gerekir. İlgili tüm mecraların ve mercilerin. ki artık bunlar yapılsın. Çünkü bu ülke şu anda bu insanların Hı. kendi kişisel kavgaları yüzünden pastelli durumundadır. Yani gerçekten insanlar, Çok doğru. Halk. Çok doğru. Yani şu anda halka sahip çıkabilecek yeti de değildir beyinsel olarak bu insanlar. Çünkü tek amaçları, hedefleri şu anda o başkanlık koltuğuna nasıl oturacağımdır aslında. Nasıl oturacağım? Hedef odaklı çalışırlar. Aklı selim hiçbir şey şu anda halk adına akıllarında yoktur yoktur hiç, evet ee, görüyorum zaten buradan da. Yoktur. hiç böyle ve, e, beğenilmeyecek bir şeye hiç imza atmazlar o yöne de gitmezler görüyorum yok o ayrı bir şey yani dışarıya uluslararası anlaşmalara yani işte Türkiye ile protokollerle olan davranışlar ayrı ha, o şeye ayrı, ayrı e, zaten zaman içerisinde bu itibarında e, bu hale gelmesi ne ve sonunda da bu muameleyi görmesine Türkü'nün sebep bu arkadaşların atmış olduğu imzaları yerine getirmemeleri diye baktığınızda. Aynen. O laçkalaşma. Ya bunu da ben oturdum. yapmadım yani. Şimdi ben gerçekten bunu dö dönüyorum düşünüyorum bana diyorlar. işte sen de girdiğinde bilmem ne yaptığında da E da. Ya be kardeşim ben girdim de. Yangın yeriydi ülke. Aynen. Onu yapayım dedim. Yediler bizi. Bunu yapalım dedik. Gene yediler bizi. Bu adamlar öyle bir sistem kurmuş. Üstüne böyle şeyden böyle hamam böcüleri çıkar ya şeyden üstlerine <laughs> ee, e, gelsin biraz işte yem, yem bulsun biz yem. Her taraftan gece bir şeyler çıkar mesela. Aynen. Ama normalde tabii herkes biliyor ki bizim söylediğimizdir. Doğru olan yapılması gereken ama belli başlı zümrelerle olan ilişkiler e, şunlar bunlar derken ne olmuş? Bu hale geldik. Bu hale geldik. Geldik mi bu hale? Geldik. Kaç sene çeker miyiz? Bunların Çok. bu hallerini çeker. Değişecek mi? E baştan aşağı bakarsan değişmek de biraz zordur. Hepsi ihtiraslı, hepsi orada olmak ister ve hepsi de çok önemli yerlerde oturuyorlar. Çünkü yani hepsinin de bir gücü var altında. Şu andaki bütün makamlarda oturanlar baştan aşağı. Tabii canım, bir, numaradan, öbüyü, bir numaradan, bakanından, çalışma bakanından tamam. hepsi. Tabii. Bir numaradan Ersin Bey'den şeyden ee, Sayın Töre'den ee, işte başbakanından bakanlar konu falan derken Hedefe giden yolda her şeyi mi anlayışından ilerleyen bir grup evet. var ve evet. şu anda da bu ülke bu anlayış altında boşlukta gidiyor, boşlukta gidiyor, halk da eziliyor. Boşlukta giden bir yeri o zaman birileri doldurmaz mı? O zaman çünkü ana vatan'a yönelik de muhalefetin baş muhalefetin bir kaygısı var yani Türkiye şunu yapıyor, Türkiye bunu yapıyor. E doğal olarak çünkü başka bir şey olmuyor bu ülkede muhalefet o yeri dolduramıyor görevi icabı. Türkiye'de telkinlerde bulunuyorsa bazı şeyleri yapıyor gibi görünürse o zaman da bütün suçlar, oklar muhalefet tarafından Türkiye'ye yükleniyor. İşte UBB bunun için işi yapamıyor. Halbuki nasıl Türkiye vazgeçti Kıbrıslı kova yollarını bize emanet ettiği Kıbrıslı Türklere ve batırdık. Aynı sorunlarla da gidiyoruz Kıptek için. Kıptık Aynı onu. şekilde var. E o da bilirsiniz için daha ayaktadır. Öyle, yani uçaksız kalın havaya, hava şirketin olmasa olur ama yani Elektriğin olması olmaz diye zaten daha kilidi Ayak vurmadık. Adı, doğru. Yani doğru. bunu işte kabul edelim. Birkaç sağlık kesintilerle isyan ediyoruz ha, kilidi zaten. Kilidi vurmadık. Niye? Çünkü elektriksiz yaşayamaz. Hava şirketi olamayabilir. Birileri sağ gelir uçak getirir götürür falan filan. Ya giden işte kadar uçan falan. E elektriksiz yani elektriksiz olmaz. Elektriksiz olmaz. Yani şimdi benim bugün Çünkü aklıma çoktan geldi. çoktan battık. Yani. yani çoktan battı. Daha da sen eksiğe götürün sistemi bilmene rağmen aslında. Bir de bile bile bu 4 işin, milyon fark, 79 milyon. Da tabii 5 yani. milyon dolar gibi bir fark var. Bile bile veriyorlar her şey başında. Evet. Bu tabii 10 milyonu da bulacak herhalde. Tabii tabii gelecek En az, az 15 milyon çünkü, çünkü ne olacak bilirsiniz şimdi ya ihaleye birileri bir şey atmayacak. Ya tek şirket atacak. Evet. Onun verdiği fiyat fahişliği kavgaları olacak. Ben size söyleyeyim daha neler tabii, olacak. Tabii. Bitmez ya bu iş. Tabii. Yani biz bu yaz ölecek zannedersem bunun içerisinde sıcaktan. Biz bu meseleyi aslında dörtlü koalisyon döneminde pandemi daha gündemde değil iken e, yetersiz kalacak kurulu güç ve yatırım yapılması gerekir. Hmm. Her ne kadar aksadan e, alacaklarımız varsa sözleşmemiz varsa bile Türk ve Rum kesimine interkonekte olsak dahi e, turizm açısından e, bir büyüyor. O dönemde hatırlarsanız bir gelişme vardı 2019'da evet. hatırlarsanız herhalde evet. bütçenin denk bütçe olma sebebi ciddi anlamda Rumların bu tarafa, Rumların bu tarafa geçmesiyle yurt, üzerinden buraya gelen turistlerin tabii, otelleri tabii. full doldurmasından oldu. Genelde de, CTP bunun kredisini alırken bu kısmını pek söylemez. Hatırlatınca İyi Yani, yani o dönemde tabii ki biz de içerisindeydik. İyi yönetildi ülke nispeten. Tabii. Ama sen dörtlü koalisyonu Sayın Serdar, Or Serdar Bey ile kurarken başına gelecekleri de hesaplamak lazımdı. Veya CTP ile kurarken başına gelecekleri veya TDP ile hesaplamak lazımdı, kurmak lazımdı. Yani orada şundan söylemek isterim. Yani dörtlü koalisyon her zaman için güzel anılır iyi niyet yani vardı. Tıkır tıkır işliyor. Ama e, orada da e, Serdar Bey alışkanlıklarından ya da Cumhuriyetçi tabii, tabii. Türk Partisi'ni veya ter, e, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni. Tıkır tıkır işliyor gibi görünebilirdi tabii ki dışarıdan. içeride bir nebze daha böyle e, şeffaf konuşmalar heyecanlı. yapılırdı falan ama sıkıntılar da büyüktü. Tabii, tabii. E, tabii bozulma sebebi herkese sebep olarak gelmeyebilir. Altında başka şeyler yattığı söyleniyor ki ondan sonra da yapılan konuşmalarda bunlar ispatlanmış olduğu görünüyor ama... Şunu söylemek isterim, ben reel politika noktasında olduğum için her zaman ben hem muhalefetin hem de hükümetin gerçekçi konuşmalar yapması gerektiğine inanırım. Hı. Ne yazık ki farklı cümleler kurarak bunun üzerinden menfaat sağlamaya çalışır iki tarafta ve bu defa da halk haklı olarak şaşırır. Yani ben olsam artık bugün özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yerinde otururum Musa Birlik Partisi'yle, o dediğim insanları dışarı atarım attırırım. Kuralım bir şey. Madem ki bu kadar ortak manifestolarınızda yazanlar var. Birbirinize e, haklı olduğunuzu söylüyorsunuz. Birbirinize üzgün olduğunuzu söylüyorsunuz. Hı. Çıkıyor işte Hasan Taç'a üzgün olduğunu söylüyor. E, Faiz Bey üzgün olduğunu söylüyor. Ünal Bey e, alın ya bakın siz de işte kandırılır beni diyor madem ki. Demek ki bilen ne ihtiyaçları var bu dönemde. Bana Aynı. sorarsan. Aynı. Hayır, <laughs> Bunun diyeceğin diğer muhalefet <laughs> neresinde? Şimdi Halkın Aynen. Partisi neresinde? Halkın Partisi'nin şu anda yaralarını sarma döneminde. Sarabilirse o da göçlü toparlanıp kendine gelecek evet. ve bir şekilde dahil olacak. Bana sorsanız zaten bu konu biz sizinle konuştuk. Ben o konuya çok fazla dönmek istemiyorum. Çünkü benim konuşmalarımı yanlış, yanlış anlayıp çeşi, çeşitli şekilde de Şunu farklı sorayım. yorumluyorlar. Kızlarımızı, vekillerimizi, kızlarımız diyorum. Çünkü artık benimsedik onları da. Yani kadın vekillerimizi <laughs> kurtarma ihtimali var mı? Çünkü kaybediyoruz böyle giderse. Bir ihtimal var mı? Şimdi Hepe o olarak. kızlarımız şey kelimesinden bir şey söyleyeceğim size. Aha. Sizin ben iyi niyetinizi çok iyi bilirim zaten Hı. şey yaptınız da. Şimdi evet bana da mesaj yazanlar var kızlarımız ve işte dışarıda yazanlar var kızlarımız. Yani şimdi oradaki o iki kişi kız değil erkek olsaydı olanlarımız mı diyecektik mesela? Doğru haklısınız yani, tabii. sizin için demem doğrudur ben e, bizim, ben bizim yani ata, etkil şeyin, evet. Şeyin, şeyin ve bu ülkenin anlayışı böyle olduğu için e, bu kelimeleri kullananlarında hiç kötü niyeti yoktur. Tabii, gırtlama yani Ben de yani kullanırım. Ben evet. de kullanırım aynı şeyleri. O lisanımızdır bu yani evet. şey değil. Evet. Yani. doğrudur ama işte bu Hemen. sıkıntılar da ayrı Hı. bir meseledir. Tabii. Ben hep şey derim, güldüreyim de biraz halkı da şey yapayım. E, böyle biraz değişik konuya da var evet, şey yapalım. Ya dedim erkekler cennete gidecek, gittiklerinde insanlar cennete gidecek, kırtlana, hurilerle karşılanacak E tamam da kadınları kimler karşılayacak? Evet. Nedir yani bu kadınların evet. çektiği onları derim da, ben. Evet. Cennette de mi onlara hayat yok? Değil mi? Değil mi? Ben <laughs> de onları nuriler karşılayacak diyebilirim. <laughs> Yani... <laughs> <laughs> Nezahin şakası bu toplumsal cinsiyet eşitliği bölümüdür. Doğru, Onu doğru, zaten bizim doğru. ülkemizin e, nispeten e, pek çok insanı aşmış durumdaydı. Ama öyle. ağzımıza e, alış, alıştığımız şeyler vardır ağzımıza öyle gelen. Öyle. Ben de yaparım, siz de yaparsınız, normaldir. Şimdi bence orada hukuk ciddi anlamda e, Bir, haklıyı, aynı, görmüştür. Hukuk evet. haklıyı görmüştür. Hukuk haklıyı görmüştür. Çünkü e, haklı olduğunda e, ve haksız yer aslında böyle bir hmm. muamele gördüğünde insan gerçekten çok rahatsız olur. Belki de bırakıp gitmesi gerekirken yine de mücadele etmeyi seçer. E, sevgili Cale ile sevgili Ayşegül de bunu seçti. Çünkü haklı olduklarını biliyorlardı. Ben de zaten bu konuyla alakalı izlenen süreç noktasında daha önce sizinle buradan da konuştuk. Evet. E, ve partinin e, menfaatleri noktasında ve e, telafisi olmayan zarar görecek bu parti tabii, dediğimde tabii. E, haklı olduğumuzu hepimiz gördük. Gördük aynen. Onlar da bu telafisi olmayacak olan zarara girmemesi için hem kendilerinin hem partinin hmm. ve yanlış bir e, süreç izlendiği için haklarını aramak aramaya seçtiler. Güzel. Ve sonuna kadar da arayacaklar. arayacaklar. Ben e, yine de e, bu siyasettir. Orta yolun bulunacağını ve e, bir tatlılığa bağlanacağını hala daha inanıyorum. Onu söyleyeyim evet, size. İnşallah. Çünkü, Çünkü yani hukuk yoluna gitmekte bir vardır yarayı kesersiniz ve iyileşmeye başlarsınız. Bir de hukuk yoluyla başlayan ve yıllarca süren e, tabii seçime kadar yıllarca olmazsa e, giden bir durumda ansızın iyileşmez ve gangrende olursunuz. Tabi yani tabi yani tabi orada e, bence belli bir süreç yaşanacak ama o süreç sonrasında e, sağlıklı bir noktaya geleceğine inanıyorum. Evet. E, dış çünkü, mihraplar yerine birbirlerini dinlerlerse aynen, bence bu aynen. kişiler e, çok daha iyi bir ortama kavuşacaklarına inanırım. Tabii ama tabii. dış mihraplar çok etkiliyor e, insanları. Yani Sayın Tayyip Erdoğan gibi diş mihraplar dediğimde Amerikalara, Suriyelere uzanmıyorum. Ama işte Kudret Bey'in arkasında fısıldayanlar, e, onların arkalarında fısıldayanlar işleri çok karıştırırlar diye düşünüyorum. O yani. her zaman için geçerlidir. İşte Tabii. orada mühim olan e, aklı selim olmak. E, yanlış ilişkilere girmemek. Tabii ]mek. tabii. İlişki konuşmamak. Tane kadın vekilimizi elerseniz başkalarına iki tane vekil çıkarma şansı olacak başkalarına. Onun için eleyelim bunları gibisinden. Yani her şey var bu işin içerisinde. Şimdi bu konularda tabii dediğiniz gibi gerçekçi olmak işte ben her zaman gene politik real politika ve realiteye gelelim. Ben tabii, tabii realiteden tabii. hiçbir zaman kaçamayan, ödün veremeyen bir kimseyim. Dayanamam. Gerekirse karşıdaki kızacaksa da söylemek zor. Mecburiyetinde kalırım zaman zaman. Çoğu o zaman politik ev... olmaya çalışırım. Tabii. Kırmamak için. E, kendini anladığımda söylerim. Ama e, sonuçlarını da ortaya koymadan da yapamam eğer bu yanlışı yaparsak diye. Muhakkak herkes de e, yanlış olmuştur parti içerisinde. E, birininki daha azdır, birininki daha çoktur, birininki tabii, daha tabii. şeydir. E, ama e, parti içerisinde öz bir eleştiri özel eleştiri noktasında aslında istenen yol alınmadı hmm. ve e, yani ders aldık noktasında da bence tam olarak alınmadı e, isterleştirilmedi yanlışlar o yüzdendir sıkıntı şimdi ha. benim aslında e, seçim sonrası bu konuda yapmış olduğum pek çok eleştiri ve e, öneri olmuştu. Hem başkana hem de parti meclisindeki arkadaşlara. Fakat onlar bunu görmek istemediler. Ve sonrasında tabii böyle bir şeyle karşılaştık. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Evet. Çünkü bu partinin ciddi anlamda büyük önemi var bu ülke için. Ve Bence. bu dönemde gerçekten e, bir fırsattı bu parti için. Ve hala daha fırsattır. Tabii e, evet. e, Çünkü şu anda... E, kendi partisinden rahatsız olan pek çok kişiyi ortak müşterek bir e, noktada birleştirebilecek yapı var bizim partimizin anlayışında. Güzel. Ama bunu kendi içinde ilk önce bir e, toparlayıp kabullenmesi gerekir. Ve ders alma noktasını tamamlayıp özelleştirin noktasında e, açık açık, şeffaf bir şekilde ortaya evet. koyup herkes e, kişisel bakmadan yani kendini dışarıya almaması gerekir diye bu yaşananlardan ee, doğru yolun çizilebilme ihtimali halen daha vardır. Bu bu Tabii. ülkeye bu parti ciddi anlamda halen daha hizmet verebilecek durumdadır. Ta ki kendi içine dönüp herkes üzerindeki o e, seçim sonrası yaşanan şaşkınlık ve e, üzüntü mutsuzluk hayal ve Geçenekten. hayal kırıklığı ve akıl karışıklığını üzerine atsın. Aynen. Bunu attıkları takdirde ve demokratik anlamda e, açık açık şeffaf bir şekilde her şeyi birbirleriyle konuştukları takdirde bence öne açılır partinin. Çok haklısınız. Eskiden e, krallar, imparatorlar e, inzivaya çekilirlerdi, e, işte manastırlara giderlerdi mesela. Burada e, bizde sultanların da hatta e, ilmi olan e, dini kişilerimiz de kendilerini böyle inzivaya çekerlerdi belki de ve bunu partiler de yapar. Hani kongreleri var ya böyle dışarıda. internetin olmadığı, televizyonun olmadığı bir yerde siz böyle e, akıl insanlar e, halkın partisi içerisinde bir yerlere böyle inzivaya çekilseniz başkalarının etkisi olmadan e, deniz dalgaları arasındaki bedavadır bizde para harcamazsınız. Oralarda bir yerde bunu böyle halaç pamuğu gibi havalara atarsınız. E, duygular, düşünceler, vizyonlar etkin bir şekilde sunulur birbirlerine ve tekrardan o orijinal halinizi bulursunuz. Çünkü Halkın evet. Partisi orijinalde çok çok iyiydi ve hala daha sağduyunun sesi olduğuna ben inanıyorum Halkın e, Partisi'nin. Buna devam edebilirsiniz. Bunlara bir öneri ver, bir yerlere götür bunları. Böyle konuşsunlar. E, Çığlık atsınlar birbirlerine, şimdi, ana avrat sövsünler. Evet çıkarsınlar böyle şeylerinden. Bu mahkeme süreci aslında o fırsatı verdi şu anda şeye. Evet. Bu partinin bu anlamda e, tekrardan partilerin toparlanabilmesinden. Kimse bir şey yapamayacak. devam eder. Bence tabii ilk adım atması gereken başkandır. Bana sorarsanız. muhakkak Yani muhakkak. bana düşmez bu. Yanlış anlaşılmazsın. Ben ne her zaman için e, bu konularda aracı olmayı seçmiş bir kişi olabilirim. Genel anlamda Hı -hı. iş hayatında da bizim aile şirketinde de geçmişte de e, okulda da e, 6 sene sınıf kaptanlığı yaptım. Öğretmenlerimle öğrenciler arasında Ciddi bir köprüydüm ara yapardım. Kendim de eğer bir sıkıntı yaşarsam öğretmen de kendim hallederdim. Tabi biri bana köprü olamazdı. olamazdı. <laughs> tabii ki o, o pratik zekaya e, çok şeyse. Yani ya e, aile şirketinde de biz bunları hep bu şekilde gördük. Ya, ara buluculuk e, misyonumu Hı. yerine getirdim her zaman için. E, partide 4 sene boyunca da ben aslında ciddi tabii. anlamda. Bir şey yok mu suçlama siz kadın vekiller Birbirinize daha yakınsınız. Kadın dayanışması falan. Çünkü o, o dış var işte. o, onu orada, söyleyecekler onun Onu söylesin de. Yani şimdi şöyle bir şey de ben söyleyeyim. Ben Mardin Meclisi'ne bu konuda bir e, açıklama yaptık biz. Ayşegül hmm. hanım olsun, Jale hanım olsun. E, birkaç arkadaşımız daha. E, biz, ben Jale ile çocukluktan beri arkadaşım. Mesela. Benim çocukluk arkadaşımdır. Ailesini çok olacak, iyi bildiğim tabii. çocukluk arkadaşımdır. Ayşegül hanımı eee Partide de tanıdım fakat komşuyuz biz şekilde Öyle mi? Tabii. <laughs> Yeni yerinde. Yani eski yeri hemen yakındaydı. Anladım. Bazen hemen karşısında. Her gün bizim dükkandaydı. <laughs> tamam. Ee, başka arkadaşlarımız var. Gene kadın birlikte görüştüğümüz. Beraber gezer, beraber eğleniriz. Beraber evet. kahve içebiliriz. Ve partinin pek çok etkinliğinde birinci biz gittik gidilmesi gereken yerlere kadınlar olarak. Evet. Yanımızda birilerini bulmadık mesela. Evet. Yani o böyle üç amigo gibi bir görüntümüz ha. vardı ilk başta. Ee, ee. yani bizim normal dostluk ilişkilerimiz var. Tabii. Partisel anlamda da ortak noktalarımız olduğu için e, oturduğumuzda partiyi de konuşuruz tabii ki. Çocuklarımızla da konuşuruz. Tabii. Hangi bikiniyi giyeceğimizi de konuşuruz. Tabii, tabii. Hangi tabii. bluzu alacağımızı da konuşuruz. Tabii, tabii, Yani birlikte bir şeyler yapılıyorsa, oturulup konuşuluyorsa bu demek değildir. Birilerine karşını alıp ona karşı bir savaş açacaksın. Öyle bir şey olsaydı zaten. Yıllar önce olurdu. Hayır bu. öyle bir şey olsaydı zaten bu kertede daha farklı olurdu her şey. Bu süreç daha farklı olurdu. Eğer birileri e, bunu ön öyle. plana atarak birilerini e, yolundan şaşırtıyorsa ayrı bir sıkıntıdır. Hmm. Ha diyelim ki başka biri başkan olmak ister bu partide. Ya demokrasinin gereği değil midir bu? Sen eğer savaşacaksan. Evet. birileriyle bir şekilde etik kurallar çerçevesinde normal olması gereken şekilde tabii, tabii. savaşabilirsin tabii. ve alırsın karşını tabii. alırsın Nedir senin niyetini söyle bana biz Ulusal Birlik Partisi ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi değiliz ya yani bizim bir kitlesel binlerle binlerce insan üyemiz yoktur ki evet. şeye diyeti olan Evet ya da partiye. bir merkez parti tarafından yönetilirsin. Politbüro değilsin. Bu değilsiniz. partinin, bu parti Halkın Partisi'nin evet. partiye üyelerinin partiye aidiyetinden fazla kutlet özelse aidiyeti vardır. Bakın. Evet. Bunu da bilemeyecek kadar aptal da değiliz. Gerek Gülşah, gerek Ayşe Gül, gerek Cale hanım Öyle. olsun. Tamam. Ben Kudret Bey için bir biz şey bunları, Bir zaman jale hazırdı yesin beni. Ha mesela yani Yani biz bir defa bile bir yerde son dönemde yaşananların yanlışlıklarını tabii ki konuştum yapılan yanlışları. Ama onun öncesinde ağzımızı biz açıp da Kudret sayıya karşı bir kelime bile eleştiri koymadık. Eleştiren acımasızca eleştirenlerin karşısında da ciddi anlamda mücadele verdik. Hatta kendimizden vererek mücadele verdik biz. Bravo. Ve hiçbir zaman da geri adım atmadık. Aksine ön saflarda yürüdük. Bizim yaptığımızı bu partide erkekler yapamadı. Hmm. Yapamamıştır. Evet. Evet. Yani o bunu bana biri aksini ispat ederse ispat etsin. O yüzden bu muameleyi hak etmedi aslında Ayşegül Bacal'e. Partinin içerisinde fikirsel farklılıklar olabilir, başka şeyler yaşanabilir. Geçmişte söylenen cümleler noktasında e, işte sinir veya işte üzüntüler olabilir. Onlar başka bir şeydir. Ama bir partiye kimin ne kadar değer verdiğini ölçemeyecek durumda olduğunda bir parti meclisi ve bunu görmezden gelip dümdüz geçmeye kalkarsa eğer o değerlerin üzerinden ne yazık ki işte bu noktaya gelinir. Evet. Ama ben yine de herkesin bunu gördüğünü anladığını düşünüyorum. Bir Ve doğru yolu da bulacağını düşünmekteyim partinin. Ee, üzücüdür çünkü bu partinin bu şekilde gelmiş tabii, olması. Tabii. Ve ilk adımı atmak da başkan bence başkana başkan. düşer. Ve ben ilk adımı attığı takdirde e, hiç kimsenin bu konuda aksi bir duruş sergileyeceğini Doğru şeyleri konuşup, doğru öz eleştiri noktasına ve işte e, geçmişten ders alma noktasına açık açık konuşup, şeffaf bir şekilde paylaşıldığı Hı. takdirde bunun çözülmeyeceğini düşünmüyorum. Evet. Hak veriyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür ee, ederim. E, i̇yi ki bunları söyledin. Çünkü söylemesi gereken şeyler bunlar. E, tabii ki. Ve, ve çok da katılıyorum yani. Yazık olur. Öbür türlüsü hakikaten yazık olur yazık diye olur, düşünüyorum. Yazık olur tabii ki. Partiye de, vekillere de, e, bence Kudret Hoca'ya da. çünkü. Yapılacak her türlü e, pozitif olmayan hareket e, partiyi zayıflatacaktır. E gün gün be gün farkındasınız herhalde Tabii. ne şekilde olduğunu ki bu Tabii. farklı bir e, noktada olsa da zaten bu şekilde olacaktı. Hmm. Yani eğer bugün e, Kuret Bey atlı olarak ve işte arkadaşlarımız diyebilir istifa etmesi lazımdı da birlikte. Peki niye bu insanlar istifa etmedi? Kesinlikle makam mevki veya maaş değildir Tabii. ben biliyorum onu. Tabii. Tabii. Niye Hiç etmedi? Tabii. Çünkü süreçte yaşanan yanlışlar. Öncesinde e, birlikte bu kararın iyice konuşulup üzerinde e, plan yapılmaması. Aynen. Ve sonrasındaki Aynen. süreçte yaşananlar. İşte Ayşegül Hanım'ın yurt dışındayken bu şeyin yapılması, e, oylamanın yapılması, öncesinde aceleye gelinmesi, e, herhangi tabii. bir e, plan olmadan alelacele bu kararın alınması, kararın alınma sonrasındaki... E, Zaten yaşananların gösteriyor. Yani çok büyük adımlar atılmış değil. Yani e, e millete gitmekle yani ne oldu? Yani bir, bir başarı da yok şu anda. E çünkü ne yaparsınız şimdi siz? Şöyle bir şey de var. Yani şimdi Kudret Bey diyor ki işte herkes gelsin gidelim demek ister. Mesela tepede gelsin falan filan. E zaten bunun Gelmiyorlar. çıkıp televizyonda da kendisine de söyledi. bütün partiler sineği millete gitti. Peki dönün sorun o partilere. Sineği millete gidip bizim ülkemizde başarılı olan hangi parti var? Ben bilmiyorum. Yani bari. Yani 10 kusur kişiyle sineği millete giden Ulusal Birlik Partisi de başarılı olmadığı zamanda 10 kusur kişiyle sayıları bilmediğim için atıyorum. Büyük sayılardan vekillerle e, sineği millete giden CTP'de alma, olmadı. Şeyini de e, mazbatasını almadıkları dönemde olmadı. Zaten orada hükümet durur. Hükümet her zaman için zaten ağırlıklı sayıya sahipti. Bu her zaman için geçerlidir. Tabii. Yani biz dörtlüdeyken 27 kişiydik. Niçin Ulusal Birlik Partisi sineği millete gitmedi? Çünkü normaldi o hükümet bizim. Meşruydu. Tamam meşrudur. Evet. Bütün gün çıktılar söylediler bize. Baktın da. Ne oldu? E siz etkilendiyseniz de Ulusal Birlik Partisi sizin muhalefetinizden etkilenmezse onu bilmem. Çünkü adamların kendi işleri tamam değil. Orada bir sıkıntı var şeyde. Aynen. Yani kendi işlerinde onlar her şeyin kendileri zaten normalleştirdiği için ve Halka hizmet noktasında herhangi bir sorumluluk taşımadıkları için sen muhalefette evet bağırmaya devam edecek. Ama sokağa gidiyorum ben meclisten çekiliyorum derinde zaten bu daha seni hiç görmez. Aynen. Seni gö bir tek işte Facebook'ta görür. Altına da yazdırır kendi militanlarına saydırır sana. Senin o etkinliği de azaltır. Aynen. aynen. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün yani... üstüne millete gitmedi sana mecliste kalıyorsa ki meclisimin tatildir. Bunun bir sebebi vardır. Tabii tabii zaten kendilerinin altyapısı müsaade etti hani dediğin gibi. Biz üç kişiyle gitseydik ki üç kişiyle gitmeyi başaramadı süreç Aynen. ki başarsaydı yine ben etkili olmayacağını söyledim. Ve benim yaptığım bir konuşma vardı parti meclisinde hiç unutmam. Yapmayın bunu sizin istifalarınızı zaten altın tepsi içerisinde kabul edecekler dedim. Altın Aynen. tepsi o içerisinde kabul, sunmuş olacaksınız dedim O kabul dediğim. etmeyenler de hemen bastılar imzayı ve kabul ettiler. YDP ne dedi? İşte meşru değil de, dedi, dedi. dedi bizim hükümetimize dedi. Bir dakikada değiştirdi. Aynısı DEP'e de. Aynısı ki tam dedim ki istifa ettin evet. Ben de olsam ben de onaylarım. Nasıl Seçioğlu blöf yaptı attı istifa ederim dedi o falan. Ay, tabii. Tokadı yedi. Yani, gitti. yani bence e, artık kral zaten çıplak. Kralın Aynen. tüylerine geçtik biz. <laughs> Artık her <şeyi> <laughs> Bugün etkili bir muhalefet yapmak isterseniz Evet doğrudur ee, Sıkıntılar yaşanmaktadır Çünkü sağır gibidir şey Sıkıntı oradadır hmm. hükümet. Ama her zaman hükümetler zaten Çoğunluğa sahiptirler Her zaman komitelerde Hükümetlerin çoğunluğu vardır Yeni değildir bunlar aynen, aynen. Ama yanlış olan nedir Son dönemde yaşanan pek çok şey Halkın umutlarını Bitirmiştir Tabii. Şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi bunun üzerinden prim yaparak bir şekilde kendini ön e, plana ön atıyor. atıyor. Tabii. E, Ve Kudret Hoca yeteri kadar ön planda değil. Siz halkın partisi olarak da siz de yeteri kadar ön da planda değilsiniz. Biz de şey kaybettiğimiz için ittifak kaybettiğimiz için. Tabii, e, kaybettiğimiz için tabii, tabii. Gereken şey ortaya koyamıyoruz. Tabii. Çünkü bu partide yani ben bilmiyorum halk bu konuda ne der. Bu partide e, çıkıp konuşanlar belliydi zaten. Tabii. Ve etkili olanlar anlar. Tabii. Bellidir. Tabii. Siz dördüncü yani, zaten seviliyorsunuz diye devamda da ediyorsunuz gücünden, zaten. Gücünden e, azaltmak tabii ki partinin bu anlamda e, büyük bir dezavantaj oldu. Çok. Toparlanırsa ve dediğim gibi e, bir öz gerçek anlamda yapılırsa bence. iş düzelir diyorsunuz. E, ne yapılacağı daha çok bellidir. Tabii. Bunu bence başkan da bilmektedir. Bu iş düzelir ve bu ülkenin önü açılır. Farklı da bir Yenilenme gibi de bir şey olur parti içerisinde. Yeni Genel anlamda konuşuyorum Yeni ilkelerle devam yani, edersiniz. Yani e, bütün e, yönetimde ve evet. e, tekrardan bir yol haritası çizilir. Evet sineği milleti en başa dönme olarak gördü bazı arkadaşlarımız. Hmm. Sizin hmm. az önce söylediğiniz gibi işte partinin fabrika ayarlarına dönme olarak gördü ama şimdi e, bence sürekli Olmaz. olarak güncellenmesi gerekir bazı şeyler Kondada da ayarları yetmez gerekir. artık kendi elektronik ayarlarını ediyoruz. çünkü e, girmiş olduğumuz hükümetlerde bir şekilde uygulamaya çalışsak da e, üyeyi de tatmin edemedik tatmin etmediğimiz başka kesimlerde oldu bir türlü orada bir e, önceliklerini halkın belki de bilemedik. Veya siyasetin önceliklerini evet, diye. Evet, ama çok genç bir parti. İstediğimiz Dağı performansı alamadık. Bundan Tabii. sonra tecrübelik. Bana sorarsanız ben bu saatten sonra ne yapacağımı çok iyi bilirim. yani. Evet. evet. Doğruyu söyleyebilirim Onun size. Bir şans burada verilmeli hemen yani, diye düşünüyorum. Teşekkür çok ederim. Te ben sağ olun. çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, biraz az vaktimiz vardı ama iyi kullandık diye düşünüyorum. Biraz da uzatmış ee, olabilirim ben. Hiç sorun değil. Hocalarımız bizi her zaman için affeder. Bu arada ee, iyi bayramlar dileyelim. Önümüz ah, bir bayram. Doğru. Tabii ki e, eski bayramlar gibi geçmeyecek. Bugün bütün haftaki alışverişleri, hafta bu haftaki yollardaki araba sayısına baktığımda ve işte bizim mağazaya da girip çıkan ve diğer mağazaya girip hani sayısına söylüyor. ne yazık ki alışverişler gösteriyor ki ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor halkımız. Tabii. Ee, eski bayramlar gibi olmayacak. Mümkün mertebe yine de sağlığımıza lütfen dikkat edelim. Ee, çocuklarımıza gene güzel bir bayram yaşatmaya çalışalım. Bu, bütün sıkıntılara rağmen. Hepinize evet. iyi bayramlar. Teşekkürler. Ee, şimdi Gülşah'ı dinlediniz. Biraz böyle rahatlarsınız diye düşünüyorum. Ne yapacağını bilmeyen bir halkın partisi olsa bile şu anda bence acayip büyük bir potansiyeli olan bir partidir. İnşallah doğru yolu bulurlar çok yakında. Çünkü her biri çok değerlidir bence halkımız için. Gülşah'a teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir gün geçirmeniz dileğiyle, çok iyi bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalınız. Arukat sabah sabah sundu. Gelecek merak edenlerindir. Bu kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin.